sanayi devrimini yakalamaya çalıştı. Sizin fabrikalarınız var değil mi? Sümer Bank'ın, Eti Bank Nazilli'de, burada. Çok güzel bir şey yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız orayı kamulaştırdı. Hem yeşil alan gezdim, gerçekten imrendim. Çocuklar için olağanüstü güzel bir kreş yapmış. Dedim ya çocuk olmak varmış. Kim için yapıyor bunları? Aydınlar için yapıyor. O yeşil alanı korumak, orayı beton ormanına döndürmek mümkündü. Çok büyük binalar yapabilirdiniz. Daracık sokakları yapabilirdiniz. Ama hayır, ya biz tabiatın bir parçasıyız. Bizim de ağaç görmeye hakkımız var, kuş görmeye hakkımız var, ekosistemi korumaya hakkımız var. Daha sonra görevimiz var, böyle bir şey yapmak zorundayız. Şimdi bilgi çağını kaçırırsak çok daha ağır faturalar öderiz. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetmiş. Bir milyon yılda tekerleği keşfetmiş. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Her saniyede. Türkiye bu buluşların neresinde? Siyasetçi olmak ahlaklı olmak demektir. Siyasetçi olmak halka doğruları söylemek demektir. Siyasetçi halkı kandırmaya başlarsa, ondan siyasetçi çıkmaz ve ülkeye de faydası olmaz. Benim görevim var, evet. Benim sorumluluğum var, evet. Ama sizlerin de görevi ve sorumluluğu var. Bir devlet bunları nasıl yapar? O da önemli bir sorun. Bir devlet bunları planlamayla yapar. Elin oğlu Ne yapıyor? kendi ülkesinin 20 yılını, 25 yılını, 50 yılını, 100 yılını planlıyor. Ne olacak? Planlama yapıyor. Bizde devlet planlama teşkilatı vardı değil mi? Kapandı. Niye yok planlama? Ya evde bile biz planlama yaparız. Daire alırken, bir şey alı, mobilya alırken parayı nasıl ödeyeceğiz? Taksitleri nasıl ödeyeceğiz? Planlama yaparız. Bir önceliklerimiz olur. Bizim devletimizin öncelikleri nedir? Nedir önceliğimiz? Yatağa aç giren çocuğun karnı mı doyurmak yoksa bir kişi dört yerden maaş alıyor, yetmiyor param diyor ona beşinci maaşı bağlamak? Hangisidir önceliğimiz? Hangisidir? Ve devlet planlama teşkilatı niye kapatıldı? Hangi gerekçeyle kapatıldı? Devlet planlama teşkilatı adı üstünde. Türkiye'nin kaynaklarını yapacağı yatırımları planlayan bir kuruluştu. Rahmetli Özal Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geldi. İşimizsiz e siz bunları kapattınız, yok ettiniz. İsteyim, asla umutsuz olmayın. Bunların hepsi düzelecek. Hepsini düzeltmeye kararlıyım. Vallahi de billahi de düzeltmeye kararlıyım. Neden diyor biliyor musunuz? Benim siyasetten hiçbir beklentim yoktur. Tek isteğim var bu ülkede kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun her evde huzurun olmasıdır. Bunun mücadelesini veriyorum zaten. Bu mücadeleyi vermek zorundayım. Yoksa aldığım aylığı vicdanıma göre hak etmiyorum demektir. Bana bu aylığı yani milletvekili aylığını sizler ödüyorsunuz. Vatandaş ödüyor. Onun vergisiyle alıyorum ben bunu. O zaman onun hakkını ödemek zorundayım. İşsizlik varsa önleyeceksiniz. Nasıl? Türkiye ürettiği zaman işsizlik biter zaten. Üretimden koparırsanız Türkiye'yi işsiz çıkar ortaya. Çıkıp şu sorunun cevabını veriyorlar mı millete? Biz iktidar olduğumuza işsizliği şöyle önleyeceğiz diye. Veremezler. Yok zaten. Olsaydı yaparlardı. Devleti yönetemiyorlar. Devlet yönetilmiyor. Devlet savruluyor. Ama biz demokratik yollarla bu sorunu çözeceğiz. Birlikte, dostlarımızla beraber. Ben dostlarımızla beraber dediğim zaman, vay efendim kim diyorlar dostlarınız. Dostlarımız, vatandaşlarımız arkadaşlar. Bu ülkenin apartman görevlisi, bu ülkenin muhtarı, bu ülkenin esnafı, bu ülkenin sanayicisi, ben bu ülkenin işçisi, bu ülkenin emeklisi bunlar bizim dostlarımızdır. Biz bir ittifak oluşturduk. Adına millet ittifakı dedik. Hepimiz ne diyoruz? Demokrasi diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Güçlendirilmiş Parlamenter sistem diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Kalkınan, büyüyen Türkiye diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Halkına hesap veren bir siyaset anlayışı diyoruz. Bütün bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ama sizlerin oylarıyla, demokratik yollarla, birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiğinde bütün mazlum ülkelerin önderi oldu. Bütün mazlum ülkeler Mustafa Kemal'in yaptığı devrimleri kendi ülkelerinde de yapmak için çaba harcadılar. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz. Birinci yüzyıl bitmek üzere. İkinci yüzyılına giriyoruz. İkinci yüzyılda tarihin bize yüklediği sorumluluklar var. Yeni bir anlayış. Ahlaklı bir anlayış. Akılcı bir anlayış. Halkını düşünen, israftan kaçınan, her kuruşun hesabını millete veren yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu sizlerin bulunduğunuz her ortamda anlatmanız gerekiyor. Anlatırsanız evet yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var derseniz Türkiye pek çok sorunu aştı, bu sorunu da aşacaktır. Ve güzel Türkiye'de hep birlikte kucaklaşacağız. Huzurlu bir Türkiye, barışçıl bir Türkiye, örnek olan, yine mazlum ülkelere örnek olan, kalkınma konusunda Türkiye'yi örnek alacak olan çok sayıda ülkeye de örnek oluruz. Efendim sözüm var bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülke çok zengin bir ülke. Kaynakları zengin olan bir ülke. insan kaynağı da çok zengin olan bir ülke. Genç nüfus aslında en büyük zenginliğimizdir. En büyük zenginliğimizi heder ediyoruz. Taşı sıksa suyunu çıkaracak ama işsiz. Olmaz. Bu tabloyu değiştireceğiz. Daha güzel. Umutlu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. O açıdan sizin desteğiniz, sizin düşünceleriniz rahatlıkla, çok önemlidir ve rahatlıkla şimdi oturacağım, bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Eleştiri de yapabilirsiniz. Eleştiriden ders çıkarmasını bilen bir politikacıyım. Eksiğimiz varsa söyleyin, yanlışımız varsa söyleyin. Neler yapılması gerekiyor, neden bunu yapmadınız diye söyleyin sözümün başında söyledim. Ya bu soru da genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Niye sorulmasın? Ya sorarsak acaba genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Rahatlıkla sorabilirsiniz. Bir şeyden emin olun. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani böyle